emek sarf eden Betül Hocam ve Ali Hocam'a çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir atölye çalışması olur ve hocalarımızdan istirhamımız inşallah bundan sonraki aylarda da böyle atölye çalışmalarıyla bizi tekrar bir araya getirir ve biraz daha belki bizi motive ederler. Yine yaptıklarınız için sizlere teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Hoş geldiniz tekrardan. Bugün konumuz yetenek, ilgi ve değer. Biraz soyut bir konu olduğu için daha çok hani somutlaştırarak, kendimiz bir şeyler üreterek bu konuyu işleyelim istedik. Yetenek, ilgi ve değer konusunda hakim olmanın önemi, okul öncesi kademesindeyiz. Mesleki rehber çalışmaları çok ağırlıklı değil. Biz meslek seçimi konusu çok fazla değinmiyoruz. Ancak öğrencilerin yeteneklerinin farkına varmaları, neyle ilgilendiklerini, nelerden hoşlandıklarını farkına varmalarını istiyoruz. Bu yüzden yetenek, ilgi, değer konusunu öğrenmeleriniz için seçtim. Yetenek konusu bir şey yapabilme becerisi, bir şeyi gerçekleştirebilme, onu zorlanmadan ortaya ürünü koyabilme. Yani yetenek derken alınan bir eğitim sonucunda yapılmasından bahsetmiyorum. İlgi derken biraz duygusal bir yakınlık, o yapılacak işe karşı, o şeye karşı bir duygusal bağ, sevgi beslemekten bahsediyorum. Ve değer derken değerler eğitimi çalışmalarını biliyoruz hepimiz. Okul öncesinde çok işlenen, hatta okul öncesinde daha çok üzerine durulan bir konu. Değerler eğitimi, değer biraz daha derin, kökleşmiş, öğrencilerin, insanların daha böyle hani, kültürel, manevi değerlerle birlikte yoğurduğu, öğrencinin daha çok içselleştirdiği, öğretmenlerin belirlerini daha çok içselleştirdiği durum var. Kültürel, ahlaki özellikler, yardımlaşma, işte, selamlaşma, paylaşma gibi şeylerden bahsediyoruz. Niye üçünü beraber aldık? Yetenek, ilgi ve değerin bir arada oluşu, çocuğun işte yeteneğin olduğu şey aynı zamanda ilgi duyması ve bunu değerlere, değer olarak atfetmesi çocuk için çok iyi, çok faydalı. O işi daha iyi yapabileceğini öngörüyoruz aynı zamanda. Yeteneği olmasına rağmen ilgi duymayabilir. Çok iyidir. Örneğin resim yapmak da çok iyidir ama buna ilgilenmeyebilir. Bu o zaman resimde iyi olmasını açıkçası engeller. Ona değer de vermesi lazım. Resmin kendisi için faydalı olduğunu düşünmesi lazım. Ancak bu şekilde çocuklar, öğrenciler bir ürün ortaya koyabiliyor. İstasyon çalışması olacak. Eğitim ve görmüşsünüz öğretim yöntem tekniklerinde olan yöntem. Yalnız teknik. Daha çok üçünü beraber farklı istasyonlarda yapacağız. Birinci istasyon, ikinci istasyon, üçüncü istasyonda. Arkadaşlar her istasyonda grup olarak biraz sınıflara ayıracağız. Her grup çalışmaya başlayacak. Bir süre bitti dediğimizde gruplar yer değiştirecek. Yeni geldiğiniz istasyonda var olan çalışmayı tamamlamaya çalışacaksınız. Hani yeni bir çalışma yok. Var olan üstüne bir şeyler eklemek. Bu da yaparak yaşayan birbirimiz işin içine girmeniz oluyor. Biraz daha fazla katkı sağlayacak size diye düşünüyoruz. Aynen. Bir tanesinde resim yapılacak, bir tanesinde afiş hazırlanacak, bir tanesinde resim yapılacak. Bittikten sonra kendi aranızdaki grup sözcüsü belirleyeceksiniz. O grup sözcüsü burada bize yapılan çalışmayı anlatmaya çalışacak. İlgi istasyonumuzda afiş var. Değer istasyonumuzda şarkı var. Yetenek istasyonunda da resim var. Çok güzel, mükemmel bir ürün olmak zorunda değil, tamamlanmış olmak da zorunda değil. Önemli olan oradaki süreç.
Biz ziynetini buraya almış. Aynen. Şarkı da mı söylemek istiyor acaba? Hayalinde şarkı söylemek varmış. Bence onu demek istiyor. Hastanede sessiz ol. Çocuk varsa sıra ol. Yaşlı varsa sıra değil. Bu aslında oyuncu mu olmak istiyor o zaman? Demin, ressam. Ressam yaptın. Bir tuval yaptın mı tamam zaten.
kısa bir devrelerini alıp bitireceğiz. Hocamdan başlayalım. Hocam genel olarak çalışmayı nasıl buldunuz? Verimli olduğum olmanın kısa kısa devrelerini alalım. Şöyle, ben çalışmayı gayet güzel buldum hocam. Çünkü okul önce sağlamla ilgileniyoruz. Sizin de katkılarınızla onların yeteneklerini, ilgilerini daha iyi keşfedebiliriz. Yani bir farkındalık yarattı, öyle düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Güzel bir çalışmaydı. Sağ olun, teşekkür. Buyurun hocam. Gayet güzel, eğlenceli, etkinlikler güzel. Teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Buyurun hocam. Aynen, ben de çok teşekkür ediyorum. Çok eğlendik, çok güldük. Emeğinize sağ olun. Teşekkür ederim. Aynı şekilde ben de çok eğlenceliydi. Okullarda özellikle bayağı yemek ısınma etkinliklerinde. Hem eğlenceli hem bilgi verici. Eminize sağ olun. Katılmanız için teşekkür ederim. Ben de hocam eğlendim. Güzel geçti. Çiğdem Hoca dediği gibi farkındalık da yarattı bize. Teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun. Güzel bir etkinlikti. Arkadaşlarımın katkılarıyla aslında birbirimizin neler yapabildiğini de gördük. Yapılan bir işe katkı sunmak. Birlikte hareket etmek. Sonra aynen, yer değiştirdiğimizde birbirimizin yaptıklarını düşünerek acaba neler ekleyebilirim? Onun üzerinden bir şeyler yapmak. Güzeldi. Emeklerinizi sağlık arkadaşlarımla. Buyurun sen hocam. Valla hocam zaman zaman bizim de deşarj olmaya ihtiyacımız var. Biz de böyle bir deşarj olduk. Bize de iyi geldi. Özellikle Sayın Müdürüm sayesinde. Güzel eğlenceli bir vakit geçirdik. Evet. Teşekkür ederiz. Rica ederim hocam. Buyurun. Güzeldi, çok eğlendim. Unutmayacağım bir anı oldu. Çok teşekkür ediyorum size. Bunları duymak çok güzel. Hocam buyurun. Evet, benim için de öyle. Gerçekten arkadaşlarım dediği gibi deşarj olduk. En son aile seminerleri aldığımız zaman böyle bir etkinlik yapmıştık. Evet. O zaman da çok eğlenmiştik. Birçok şey kattı. Daha kalıcı olduğunu düşündük. Yine birçok şey kattı bize. Teşekkür ediyoruz sizlere, müdür beye, arkadaşlara. Biz teşekkür ederiz katkılarınız için hocam. Buyurun hocam. Hocam çok teşekkür ederim. Özellikle Aziz'e arkadaşlar hepsini söyledi. Ben en sona kaldım, bana bir şey kalmadı. İletişim boyutu güzeldi. Birlikte hep beraber bütün idari ve psikolojik danışmanlarımızla birlikte iletişim kurmamız çok güzeldi. Bu bizim okul tarihimizde bir ilktir. Yıllardır burada olduğu için biliyorum. Yani bu şekilde bir etkinlik ilktir, çok güzeldi. Ellerinize sağlık, kollarınıza sağlık. Buyurun Sayın Müdürüm, en son size bırakmak sözüm. Ben de açılışı ve kapanışı. En başta sizlere teşekkür etmek istiyorum. Katılan bütün arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Bayağı bir eğlendim. Çok güzel. Arkadaşlarımın gülmelerinden o kadar mutlu oldum ki. Onların gülüşleri, onların gülüşleri gerçekten beni mutlu etti. Yaşadığım ortamda, bulunduğum ortamda hep böyle gülen yüzler, gülen gözler görmek istiyorum. Bizler şunu da öğrendik. Bu atölye çalışmalarıyla birlikte aslında biri bir tuğla koyar, diğeri arkasından bir tuğla koyabilir, devamını getirebilir. Bunları da gördük. Herkesin katkılarından dolayı. En başta yine Betül Hocam ve Ali Hocam'a teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Gülen yüzleriniz, gözleriniz hiç solmasın diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Aynı şekilde hocam.